3 İstanbullu büyüğün aynı anda kötü bir performans gösterdiği sezon sayısı çok değil. Trabzonspor'un lige yeni yükseldiği ve şampiyonluklarını kazandığı 1970'lerin sonu, 1980'lerin başında bile en azından biri, ki bu genellikle Fenerbahçe olmuş, zirve yarışını sürdürmeyi başarmış. Ligde yayın gelirinin artmasına müteakip, yabancı sayısının da serbest bırakılması ve bu üç takımın finansal sorunlarıyla birleşince Anadolu deplasmanlarının daha zorlu hale geldiği hep söylenebilir. Ancak bu sezonun ekstra bir durumu var. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İstanbul dışı maçlardaki puan ortalamaları açısından tarihi bir sezon yaşıyoruz. 1979-80 sezonunda bu üç takım gittikleri toplam 39 Anadolu deplasmanından bugünkü puan hesabına göre sadece 27 puan toplayabilmişti. İstanbul dışında maç başına 0.69 puan ortalaması anlamına gelen bu sezonda Galatasaray, Anadolu'da o zamanki sistemde 2 puanı hiçbir arada göremezken toplamda alabildikleri 3 galibiyetinin ikisini Fenerbahçe, birini Beşiktaş kazanmıştı. Fenerbahçe'nin 2 Anadolu galibiyetinin de Adana'da gelmesi bir diğer ilginç noktaydı. Lig tarihinde 3 puanlı dönemde bu 3 takımın en düşük Anadolu deplasmanı puan ortalaması ise 2021-22 sezonunda. 1979-80 sezonunda 3 puana göre hesaplanan Anadolu deplasmanı puan ortalaması 0.69 olan 3 büyükler bu sezon şimdilik 1.04'lük bir ortalama yakalamış durumda. 3 puanlı dönemde bu sezondan önceki en düşük ortalama 2 sezon öncesine, 2019-20 sezonuna ait ve o sezonun ortalaması 1.26. En düşük 12. Anadolu deplasmanı puan ortalamasına sahip olan o sezonda 3 büyükler İstanbul dışına 39 kez çıkmış. Bu maçların 13'ünü kazanmışlardı, 16'sını kaybetmişlerdi. Sezon sona erdiğinde bir kez daha dönüp bakılacak istatistiklerden biri de bu olacak. Diyelim ve adet olduğu üzere haftanın enleriyle bölümümüzü kapatalım. Haftanın en çok mesafe kat eden takımlarında ilk 5 şu şekilde. En çok mesafe kat eden oyuncular da ilk 5. Haftanın yüksek hızda en çok mesafe kat eden oyuncularında ilk 5 ise şöyle oluştu. Depar mesafesinde haftanın ilk 5'ine bakalım şimdi de. Koşu hızı kategorilerinde en hızlısı olan Depar'ı en çok deneyen oyuncularda ilk 5 bu şekilde. İki haftadır maçlarını kaybeden Medipol Başakşehir, bu hafta toplam %70'in üzerinde oynadığı bir maçı kaybetti. Haftanın en çok isabetli pas yapan takımı da Medipol Başakşehir oldu. Haftanın en çok gol atan ve sezonun en farklı galibiyetlerinden birini alan Adana Demirspor, 5 golü 9 isabetli şuttan buldu. Beşiktaş bir kez daha haftanın penaltısız XG lideri olurken tek golde kalarak yine kale önünde sorunlu bir haftayı geride bıraktı. Hemen arkasından 2.5 XG'den 5 gol bulan Adana Demirspor geldi. Sezonda ligin en çok faul yapan ikinci takımı olan Fenerbahçe, haftayı da en çok faulle kapatan takım oldu. Haftanın en çok isabetli pas yapan iki takımı olan Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, oyuncu kategorisinde de 5 oyuncunun 4'ünü kapattı.
Pjanić'in 110 isabetli pası yanında 69 isabetli pasıyla Necip ve Ende Yeşimye'nin 91 isabetli pası yanında 79 isabetli pasıyla Duarte'ye İttifak Holding Konya Spor'dan Hacı Ahmetoviç eklendi ve ilk 5 bu şekilde oluştu. İsabetli pastaki durumun bir benzeri de isabetli şutta yaşandı. Takımlarının 5 golünün 4'ünü atan Yunus ve Ason Balonga, haftanın en çok isabetli şut çeken 4 oyuncusunun da ikisi oldular. Yunus Akgün aynı zamanda haftanın rakip ceza sahasında topla en çok buluşan oyuncusu. Yunus'u onar buluşmayla Emre Kılınç ve Ben Yunus takip etti. Alexander Maxim ve takımına kritik galibiyet golünü getiren Edin Visca, 6'şar şut pasıyla haftanın liderliğini paylaştılar. Bu haftanın en çok kurtarış yapan kalecilerinden takımı maç kaybeden bir isim yok. Bofen ve Günay belki de beraberliği kurtaran isimler olurken, İrfan Can, Buric ve Uğurcan galibiyete katkı verdi.